Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Müslüman gençlerin radikalleşmesini önlemek amaçlı afiş kampanyası ülkedeki Müslümanların tepkisini çekti. Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich tarafından kurulan ve radikalleşmenin yayılmasını önlemeyi amaçlayan bir merkez tarafından hazırlanan ve 21 Eylül'de ülke çapında billboard ve gazete ilanlarıyla başlatılacak kampanyanın afişlerinde 4 Müslüman gencin fotoğrafları bulunuyor. Fotoğrafların altında ailelerin ağzından bu gençlerin radikalleşmeye başladığı şeklinde endişelerini dile getiren ifadeler yer alıyor. Birçok dernek ve dini kuruluş da kampanyaya sert tepki gösterdi. Sevgili izleyiciler, Federal Almanya İçişleri Bakanlığı'nın ülkedeki radikal gruplara karşı başlattığı kampanyalarda başörtülü resimlerin kullanılmasına tepkiler çığ gibi büyümekte. Konuyla ilgili vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini sizler için aldık. Dost ülkeye, buranın kalkınması için geldik. Yani bize düşman olsunlar diye gelinmedi. Veya İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu Almanya'da özgürlükçü demokrasiden bahsediyorlar, insan haklarından bahsediyorlar ama işlerinde insan hakları diye bir şey yok. Görülmüyor, görülmemiştir. Onlar Nazilerin yaptıkları o çirkef hareketleri, insanlara gasp ederek öldüren, evlerini yakan o insanların üzerine değil de o Alman kanunlarına, yasalarına uygun olan, uygun hareket eden, ona uyan, işinde gücünde olan, Alman sanayisine katkıda bulunan kişilerin üzerine gelmektedirler. Baksınlar şöyle ya, dinler arasında bir hoşgörü vardır. Biz onların dinine burada hiçbir şey söylüyoruz mu? Karışmamız mümkün mü? Onlara saygı diyoruz. Papazlarına saygı diyoruz. Ve oradaki kilisedeki hanımların başları örtülü değil Mehmet Bey. Allah aşkına soruyorum. Onlarınki de elbette ki örtülüdür. Papazlara aynı cübbesini giymiş. Onlar o şekilde gezmiyorlar mı? Mehmet Bey onlar da geziyor. Benim dini inançlarımda da bana Allah'ın ve Hazreti Peygamberimizin o sünneti seviyesinde o hocalarımız veya Allah'ın emri olan başörtüsünü hanımefendiler takıyorsa bunlar tesettürden, tesettür ayetine yani Allah'ın emrine uymaktadırlar. Ama ne yazık ki görüyoruz ki dost bildiğimiz Almanya'da onları, bak Türkiye'de onlar var. Türkiye'de onların kiliseleri var. Türkiye'de onların evleri var. Türkiye'de onların köyleri var. Türkiye'de onlar deniz kıyılarında nasıl gezdiklerini Türk milleti sen şöyle geziyorsun, sen böyle geziyorsun, sen böyle gezemezsin, yasaktır diyen bir zihniyet var mı? Özgürlükçü demokrasi varsa o Türkiye'dedir. Yani Müslümanlıktadır, inançtadır. Bütün insanların inancıyla oynamak bu Alman'ın İçişleri Bakanlığı ve Alman bakanlarına veya başbakanına yakışıyor mu? Mehmet Bey şimdi Allah aşkına soralım. Zaten bizim başbakan yardımcımız da defalarca ifade etmektedir. İnsanın inanç özgürlüğüne oynayamazsınız. Oynarsanız Allah sizin başınıza en büyük bir belayı getirir. Ben şunu diyorum. Benim aziz milletim dinine, vatanına, milletine, örfüne, geneleğine, töresine, bilhakis dinine bağlıdır. Ve bunlar ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi ne dinimizden, ne inancımızdan, ne töremizden hiçbir zaman bunlar engel olamazlar. Olmak da mümkün değildir. Ben şunu ifade ediyorum. Ey Alman dostları, ey başbakan, ey bakanlar, ey yetkililer, şunu size sesleniyorum. Müslümanların dünya Müslümanlarına zarar verecek politikadan, siyasetten çekinin. Ve onlardan vazgeçin. Birliği, beraberliği sağlamaya ve onların inancına saygı duymaya, sevgi bahşetmeye o şekilde bir politika yapın. O şeninde o millete bir gönül sevdalısı olun diyorum ben. Bu arada da biliyorsunuz DİTİB ve diğer kuruluşların oluşturduğu çatı grubu da İçişleri Bakanlığı ile yaptığı ortak çalışmadan ayrılma kararı aldılar. Bu afişlerden dolayı kendilerine bilgi verilmediğini söylüyor. Ali Dere de bu konuda açıklama yaptı. Siz neler söylemek istersiniz? İyi mi yaptılar, kötü mü yaptılar? Vallahi ben bizim DİTİB Teşkilatı veya Türk Federasyonu veya Milli Görüş Teşkilatı veya Kur'an kursları, bütün o teşkilatlar elbette ki dinine zarar getirecek her ne kuruluş olursa olsun, herhangi bir karar olursa olsun onlar gereğini yaparlar ve gereğini yapmışlardır düşünüyorum. Zaten DİTİB Başkanımız Sayın Profesör Ali Dere de o konuları gerçekten televizyonlara, bütün televizyonlara onu en güzel bir şekilde ifade ettiler. Biz kendilerini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. İslam hakkındaki o afişler, inanın bu kadar Alman devletine,
Alman siyasetine, Alman toplumuna hiç yakışmadı, yakışacak bir anlamda almadı diyorum. Müslümanlardan bunlar özür dilemeleri lazım. Yani devletçe özür dilemeleri lazım. Milletçe özür dilemeleri lazım. Onun için nazileri görüyorsun. Naziler atlarını oynatıyorlar, onların üzerine gitmiyor. Müslümanlı olanların devletine, milletine faydalı olan bir milletin diniyle alay etme derecesine kadar gidiyorlar. Onun için ben tabii tasdip ediyorum. DİDİP teşkilatımızın genel başkanımız Profesör Ali Deren'in veya diğer teşkilatların o insanlarına teşekkür ediyorum, saygı duyuyoruz ve ona destek veriyoruz. Her konuda onların yanında olduğumuzda ifade ediyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben zaten sizin şahsiyetinize ve sizin kanalınıza Yantegeri'ye veya Türkiye Gazetesi'ne veya diğer kanallara ve diğer gazetelere ben teşekkür ediyorum. Alman dostlarına bir kere daha çağrı yapıyorum. PKK'yı besleyen sizler değil misiniz Allah aşkına? Soruyorum şimdi ya, onlara maddi ve manevi katkıyı verenler sizler değil misiniz? Hangi bir millet dünya milleti Türkiye biraz kalkınmaya sağlasa, kalkınsa dünyadaki Müslümanların veya Hristiyanların hak ve hukuklarını arayan bir devlet varsa o da Türk devleti ve Türk milletidir. İster Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, ister Yahudi olsun, ister Ermeni olsun, kim olursa olsun Türk milleti bir yerde bir millete zarar veriyorsa, hangi millet hangi devlet veriyorsa hiç din ayrımı gözetmeden onların yanında olur ve olmaya devam ediyoruz. Alman devletini, Alman ulusunu, Alman milletini de aynı Türkiye Cumhuriyeti gibi bütün milletlerin hak ve hukuklarına, dinlerine saygı ve sevgi göstermesini buradan ifade ediyorum. Ve kendilerine teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanı yakın bir zamanda derhal bu utanç tablosunu kaldıracağına inanıyorum. Evet sevgili izleyiciler, şu anda yanımızda Renigen DİTİB Sancak Camii'nin başkanı Kenan Aşık var. Kenan Bey, biliyorsunuz son günlerin tartışmalı bir konusu türbanlı afişler. Alman İçişleri Bakanlığı'nın radikal gruplara karşı kampanya başlattı. Bu kampanyalarda da kullandığı afişlerden bir tanesi türbanlı bir bayan afişi. Bu birçok tepkiye neden oldu. DİTİB Başkanı Profesör Doktor Ali Dere bunun toplumsal barışı zedeleyeceğini belirtti ve bu görüşmelerden çekildiklerini belirtti. Konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz efendim? Neler söylemek istersiniz? Öncelikle şahsınıza teşekkür ederim. Böylesi durumlarda her konuda canına başta bu konulara sonuna kadar yanındasınız. Tabii burada biz genel başkanımız Profesör Ali Deren'in almış olduğu kararlara sonuna kadar saygılıyız ve yanındayız. Gerçekten artık Almanların bu başörtüsü konusunda adeta insanları terör şeklinde görmeleri çok yanlış. Biz yıllardan beri burada kardeş gibi bir arada yaşamaktayız. Biz böyle bir şey, kötü art niyetli düşünceler içerisinde değiliz. Yalnız bunların yapmış oldukları artık kendileri sonunda utanacaklar ama biz ondan sonra bizi haklı ve haksız olduklarını kendileri anlayacaklar. Acilen tabii bu afişlerin toplanmasına biz de taraftarız. Sonuna kadar biz de protesto ediyoruz. Onun için burada Sayın Ali Dere'ye de bir daha teşekkür ederiz ki acilen bu konuya el koydu. Ondan dolayı inşallah bunun sonu güzellikle hallolur. Bana böyle ilk defa böyle şey duyduğum için çok üzüldüm. İçişleri Bakanı yanlış bir karar almış. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ana kadar kapalı bayanlarla herhangi bir şey duymadım yani böyle bu konuda. Çok üzüldük yani. Ben Sibel Ünal'dı. Yaklaşık 22 senedir Almanya'da yaşıyorum. Alman İçişleri Bakanlığı'nın hazırlandığı bu afiş beni çok rahatsız etti. Hiçbir zaman başörtümden dolayı bir terörist damgası yemedim. Almanya'daki ilişkilerimiz gayet hoş ve doğaldır. Ve bu afişlerin bir an önce toplatılmasını istiyorum. Ben Süleyman Saraç, 30 yıldır Almanya'dayım. Alman İçişleri Bakanı'nın Almanya'da bulunan İslami kuruluşları davet edip beraber hareket etmeleri bu radikallere karşı çok olumlu karşılandı. Yalnız tekrar Alman İçişleri Bakanı'nın kendi almış olduğu bir kararla bütün her tarafta başörtülü bir Türk kadının veya herhangi bir tesettürlü bir insanın afişleri yapıştırıp da yani adeta her tesettürlü bir insanın teröristmiş gibi veyahut da radikalmiş gibi göstermesi bu bizleri çok üzdü tabii.
Bizim temennimiz bu afişlerin bir an önce kaldırılması. Ben 30 yıldır Almanya'dayım. Ben 30 yıldır hiç görmedim bir tesettürlü bayanın bir terörist olayına katıştığını. Almanya bunu yapacağına, kendi içindeki radikallere karşı uğraşsa daha olumlu bir sonuç alacağına inanıyorum. Yılların tecrübesiyle yatırım, finansman, imar, gayrimenkul ve emeklilik konularında uzman hizmet sunan Almanya'nın köklü şirketlerinden BAU Sparkasse Mainz 25. kuruluş yıl dönümünü muhteşem bir törenle kutladı. Kutlamaya Rheinland-Pfalz eyaleti entegrasyon sorumlusu Miguel Vincent'la kuruluşundan bu yana şirkette hizmet veren çalışanlar katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı törende hem çalışanlar hem katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı. Çeşitli ikramların yapıldığı 25. kuruluş yıl dönümü törenlerinde BKM Yönetim Kurulu üyesi Michael Havikhorst hizmetlerini mikrofonlarımızla paylaştı. Değerli Postun Ses izleyicileri, şu an Mainz'da Bausch Sparkasse Mainz firmasının 25. kuruluş yıl dönümünün etkinliklerini takip ediyoruz sizler için. Yanımızda yetkili Havik Horst var. Kendisine soruyoruz bu günün anlam ve önemiyle ilgili. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben jetzt ein 25. Jubiläum zu feiern. Was wollen Sie erzählen? Ja, wir haben vor 25 Jahren eine Vertriebsorganisation gegründet mit dem Namen Organisation für ausländische Mitbürger. Mhm. Heute feiern wir eben den 25. Jahrestag dieser Vertriebsorganisation, die sich inzwischen zu einer sehr, sehr wichtigen und auch sehr erfolgreichen Außendienstorganisation der Bausparkasse Mainz entwickelt hat. Inzwischen rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst, die eine exzellente Beratung von einer ganz bestimmten Kundengruppe in Deutschland vornehmen. Ja, und wie viele Prozent sind die Türken von Mitarbeitern? Von diesen rund 300 Mitarbeitern sind etwa zwei Drittel türkischer Herkunft und betreuen eben dann auch Mitbürger, die in Deutschland leben, mit entsprechend auch türkischem Hintergrund. Törene katılan eyalet entegrasyon sorumlusu Vicente, şirket yetkililerini tebrik etti. Ich glaube, das Konzept und die Unternehmenskultur von BKM, zu schauen, welche Bedürfnisse beispielsweise türkischstämmige Menschen haben für den Bereich der Versicherung, der Baufinanzierung, ist ein gutes Konzept, weil es auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, Leute ausbildet, die mit den Menschen, die türkischstämmig sind, umgehen können, nicht nur sprachlich, sondern auch ihre Besonderheiten berücksichtigt. Und das ist eine Unternehmenskultur und Philosophie, die heute die beste ist, weil wir müssen uns darauf einstellen, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und das ist in Deutschland nicht unbedingt Normalität, deswegen ist es ein sehr interessantes und gutes Konzept. BKM Hessen sorumlusu Ali Akdeniz, piyasada lider olduklarını söyledi. Bugün 25. doğum günümüzü kutluyoruz. Yani Türk organizasyonu, Türk dış servis departmanı 25 seneden beri Almanya'da faaliyet halinde. Biz şu anda Almanya'da bir numarayız. En fazla en büyük Türk organizasyonu olarak. Bundan da gurur duyuyoruz. Yapmış olduğumuz faaliyetler tam sayıları tam çıkaramıyoruz ama 100 bin aşkın Türk insanını ev sahibi yaptık. Bununla ilgili piyasa lideriyiz. 1990'lı, 91'li, 92 yıllarında biz görsel basın, televizyon, yazılı basın, gazeteler sayesinde insanlara Almanya'da kira ödeyeceğine, ev sahibi olmanın, ev sahibi oldukça da servet sahibi olmanın avantajlarını anlattık. Bunu tabii zamanla geliştirdik. Daha da ileri taşıdık. Medyanın sayesinde de ileri taşıdık. Ve şu anda da bu konuda piyasa lideriyiz. Vermek istediğimiz mesaj çok basit. Kira ödeyeceğinize, kira dışarı atmış olduğunuz ve size dönmeyen bir borç, ev sahibi olduğunuzda bu para size servet olarak geri dönüyor. Her Türk'ün biz servet sahibi olması için, ev sahibi olması için sürekli gelişimler içindeyiz. Bu konuda da piyasa lideriyiz. Kesinlikle söyleyebiliriz. Sadece vatandaşın bilgi alması için telefon numaralarına ulaşabilecekler. Zaten bu konuda da dediğim gibi gazeteler olsun, televizyonlarda sürekli prezentiz, yani sürekli ön plandayız. Bize her konuda merkezimiz aracılığıyla veya bizim telefonlarımız aracılığıyla merkezin 061-31-303-500, 069-82-36-80-30 Offenbach, Günay Bey'in Mainz 061-31-61-84-80 aracılığıyla bize ulaşabilirler. Almanya'nın her yerinde uzman, eğitilmiş,
bu işi profesyonel meslek haline getirmiş elemanlarımız var. Her konusuna ulaşabiliyoruz. Almanya çapında Türklere hizmet eden, Türk olarak Türkçe dilinde hizmet veren kaç çalışanınız var? Yaklaşık 200'ü aşkın elemanımız var. Bunlardan 120-130 civarında elemanlarımız bu işi meslek sahibi, yani eğitimini görmüş, sınavını yapmış ve bu işi meslek haline getirmiş profesyonel danışmanlarımız var. Peki. Meslek eğitimi konusunda bir şeyiniz var mı? Biz yeni başlayan elemanlarımızı belli bir seminer seviyesinden sonra da sınava tabi tutuyoruz. Sınavdan sonra da bu işin meslek haline gelmesini sağlıyoruz. Sınavdan sonra da kimlik halinde, kimlikler vererek yapı tasarruf ve finansman danışmanı haline geliyorlar. Meslek sahibi olmak isteyen gençlerimize yönelik çalışmalarınız var mı? Tabii, şu anda zaten biz büyük bir sıkıntı. Gençlerimizin birçoğunun meslek bulamadıklarını ve şu anda boşta olduklarını biliyoruz. Bununla ilgili de bir sürü çalışmalarımız var. Bu işi meslek haline getirmek isteyen insanlar bizi arayabilirler. Herhangi bir ön şartımız yok. İyi bir Türkçe bilmeleri yeterli. Ondan sonra biz onları zaten çeşitli 10'a yakın, 11'e yakın bir sene içinde seminer, 5'er günlük seminer halinde eğitime tutarak bu işi meslek sahibi edinmelerini sağlıyoruz. Bizi aramaları yeterli. BKM Mainz sorumlusu Günay Temurbek, 2013 yılında yeniliklere başlayacaklarını müjdeledi. Brüh Türk Kültür Ocağı tarafından düzenlenen sempozyumda göçün 50. yılı konuşuldu. Gelecek 50 yılımızı nasıl şekillendireceğiz başlığı altında düzenlenen sempozyum, Köln Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa ve Brüh Belediye Başkanı Michael Kreisberg'in himayelerinde gerçekleşti. Sempozyuma Köln Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa, Brüh Belediye Başkanı Michael Kreisberg, Eyalet Milletvekili Serap Güler, LAGA Başkanı Tayfun Keltek, Türkiye Araştırmalar Merkezi'nden Yunus Ulusoy, Ahmet Ünalan, parti ve kilise yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. Brüh Belediye Başkanı Kreisberg etkinlikte yaptığı konuşmada Türklerin Almanya'ya renk kattığını söyledi. 50 Jahre Deutschland, 50 Jahre Brühl. Was bedeutet das für Sie? Ja, 50 Jahre Integration oder sagen wir mal 50 Jahre nach dem Anwerbeabkommen ist noch viel, viel zu tun. Es sind auch viele Fehler gemacht worden, das ist keine Frage, aber auf allen Seiten. Aber ich denke, heute wurden auch Perspektiven aufgezeigt, die durchaus hoffen lassen. Und ich weiß ja aus hier meiner Brühler Gemeinschaft, dass das Zusammenleben zwischen den, ich sag mal, den Deutschen ohne Migrationsgeschichte und mit Migrationsgeschichte oder auch noch den Brühler Türken oder den türkischen Brühlern, die noch eine andere Staatsangehörigkeit haben, vom Grundsatz her ja gut ist. Was fehlt, ist nach wie vor noch mehr Austausch als das, was wir schon haben. Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa ise konuşmasında Brüh Türk Ocağı'nı bu güzel programından dolayı tebrik etti. Efendim, bugün Brühl'de çok güzel bir program izledik. Göçün 50. yılı kutlandı burada. Göçün 50. yılı tartışıldı. Bu 50 yılda neler değişti? Şimdi bu 50 yılda öncelikle Almanya değişti. Aynı şekilde Türkiye'de değişti. Almanya'ya gelen insanlarımız, konuşmamda da söyledim, geri dönenlerle birlikte 6,5-7 milyonluk bir kitledir. Bunların akrabalarını, yakın dostlarını, çevrelerini dikkate aldığınızda 10 milyonlarca insanı etkileyen bir göç hareketinden söz ediyoruz. Türkiye bu anlamda eski Türkiye değildir, Almanya da eski Almanya değildir. Bugün çok basit örneklerle Mesut Özil olmadan nasıl Almanya'yı tahayyül edemiyorsanız, Alman futbol takımını düşünemiyorsanız, mesela Türk restoranları olmadan, bir döner kebap olmadan, sokaklarda her yerde karşımıza çıkan Türk ustalar, Türk işçiler, Türk doktorlar, Türk avukatlar olmadan da artık Almanya'yı tahayyül edemezsiniz. Bu büyük göç dalgası iki halkı, iki dost milleti birbirine daha da yakınlaştırmıştır. İki dost ve müttefik ülke arasında kendi birbirlerini tarihi dost olarak tanımlayabilen iki devlet arasında milyonlarca yeni dostluk köprüleri oluşturmuştur. Bakınız, ilginç bir rakam vereyim size. 160 binin üzerinde karma evlilik var.
Yani 160 bin Türk ailesinin Alman dünürü var. 160 bin Alman ailesinin Türk dünürü var demektir. Bunların çocukları var. Yani yüz binlerce çocuğun dedelerinin, ninelerinin bir kısmı Türk, bir kısmı Alman. Daha ne olsun 50 yılda? Efendim bir de madalyonun öteki yüzü var. Çözülmeyen sorunlar var. Türklerin hala uyumsuzluk gösterdikleri gündemde. Bunu konulardan nereye söyleyeyim? Ben Almanya'ya Türk göçünün büyük bir başarı olduğunu, Türklerin uyumunun Almanya'ya bir başarı öyküsü olduğunu söyledim konuşmamda. Buna canı gönülden inanıyorum. Hani görevim gereği söylemek durumunda hissettiğim bir şey olarak değil, inanarak ve kastederek söyledim. Bugün Türk üniversitelerinde, Alman üniversitelerinde 38 bin civarında Türk öğrenci okuyorsa, bunlar dedeleri buraya misafir işçi olarak gelen insanlar, 38 bin gencimiz üniversitelerde okuyorsa ki bu rakam sıfırdı biliyorsunuz. 75 bin civarında Türk iş adamı, esnaf Alman ekonomisine katkıda bulunuyorsa, bunlar 400 bin kişiyi istihdam ediyorsa ve bu 400 bin kişiden 150 bini Alman ve diğer milletlerden ise, Türklerin Almanya'ya uyum gösteremediğini söylemek çok büyük bir haksızlık olur. Evet, problemler vardır. Demin söyledim, 6,5-7 milyon insandan bahsediyoruz. 6,5-7 milyon dünya demektir bu. Elbette uyum bakımından ilerleyemeyen insanlar olmuştur. Gerekli uyumu sağlayamayan insanlarımız da vardır, olmuştur, olmaya da devam edecektir. Ama resmin bütününü görmek lazım. Bardağa baktığınız zaman neredeyse tamamı dolu, hani yarısı da değil, neredeyse tamamı dolu. Yeter ki bu sorunlara iyi niyetle yaklaşılsın. Dünyada sosyolojik olarak çözülemeyecek bir problem yoktur. Etkinlikte özellikle yabancılara karşı hissedilen ayrımcılığın son bulmasının altı çizildi. Başkanım, Bürül Türk Kültür Ocağı olarak bu akşam çok güzel bir programa imza attınız. Göçün 50. yılını burada Türk ve Alman misafirlerle değerlendirdiniz. Program hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Program hakkındaki görüşlerimi ben söylemeden evvel, bu gördüğünüz 2,5 saat süren program tam 22 haftanın ürünü. 22 hafta 11 arkadaşımla, 11 genç akademisyen arkadaşımla beraber yaptığım bir çalışmanın ürünüdür. Tabii bu arada Başkonsolosun, Köln Başkonsolosu Sayın Mustafa Kemal Basabey'i ve Bürül Belediye Başkanı Bay Michael Kreuzberg'in bize verdiği destekleri ve himaye olarak Schirmherrschaft dediğimiz verdikleri isimlerin değerini, desteğini de unutmamak lazım. Bizim himaye ile başlayan ama daha sonra birlikte çalışmaya dönüşen çalışmanın akabinde getirdiğimiz noktada bizim vermek istediğimiz bir mesaj. Bu mesaj bir derneğin, bir kurumun veya bir kuruluşun değil, bütün Türk toplumuna ait olabileceği düşüncesi, hissiyatı ve hassasiyetiyle bu mesajı vermek istiyorum. Mesajımız Almanca Gemeinsam in die Zukunft. Birlikte geleceğe doğru. Geleceğe bir bakış ve geleceğin tesis edilmesinde göçmenlerin Almanya kendi öz insanı ve göçmenlerle birlikte beraberce Almanya'nın geleceğini şekillendirmek. Gündem tayin eden, takip eden, gündem takip eden bir toplum değil, gündem tayin eden bir toplum olabilme yolunda bir şeyler geliştirmeye başardık. Ne kadar başardığımızı bilmiyorum. Ama bizim çabamız, bizim hedefimiz, bizim uğraşımız buydu. İnşallah gelecekte diğer sivil toplum kuruluşları, devletimiz, büyük konserler, holdingler, çünkü büyük masraflar isteyen bir faaliyet. Eğer onlar kendileri bu tür organizeler yaparlarsa, Almanya'nın geleceğinde göçmenlerine söz sahibi olması gerektiğinden başlayarak bu mesajı verirlerse ve politikacılarımız da bu konuda yeni kanunlar geliştirirse, zannediyorum ben asıl o zaman hedefime ulaşmış olacağım. Çünkü benim hedefim Türk toplumunun bulunmuş olduğu bu seviyeden hak ettiği, layık olduğu seviyeye çekilmesi için bir mücadele başlattım. İnşallah başardık. İnşallah başaracağız. Programın sonunda katkı sağlayanlar Bürüh Türk Kültür Ocağı tarafından birer plaketle ödüllendirildiler.
Almanya'nın en güvenli ve en modern hapishanelerinden birisi olan Frankfurt 1 hapishanesinde Müslüman mahkumlar artık cuma namazı kılabilecek. Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalışma Birliği ve Hessen Eyaleti Adalet Bakanlığı, Müslüman mahkumların dini ihtiyaçlarını karşılanması için ortaklaşa bir adım attı. Frankfurt 1 hapishanesi din görevlisi Mustafa Cimşit, artık hapiste bulunan Müslümanlara cuma namazı kıldıracak ve kendilerine telkinlerde bulunacak. Frankfurt 1 hapishanesi müdürü Frank Lob, projeye sıkı bir şekilde destek veriyor. Arkadaşlarımız Hasan Aka ve Özkan Dinler, Frankfurt 1 hapishanesini ziyaret etti. Şimdi bu ziyareti ve yapılan röportajları getiriyoruz ekranlarımıza. Andachtsraum, der für alle Konfessionen offen ist sozusagen. Das ist übrigens in enger Abstimmung mit dem katholischen und der evangelischen Kirche erfolgt, war nie ein Problem. Und seit wir in Betrieb sind, ist für uns sehr schnell klar geworden, dass wir den Bedarf haben, muslimische Inhaftierte zu betreuen. Wir haben relativ viele, im Schnitt zwischen 140 und 150 von knapp 600. Und wir haben durch Vermittlung der türkischen Moscheevereine in Frankfurt einen Imam, den Herrn Simsit, der auch die deutsche Sprache sehr gut spricht. Und wir haben uns getroffen, haben uns vereinbart, haben Absprachen getroffen. Es gibt auch eine schriftliche Regelung. Und seit mehreren Monaten ist ja unser Imam, führt hier das Freitagsgespräch, das Freitagsgebet durch und betreut auch islamische Inhaftierte. Also haben Sie positive Entwicklung bei den Häftlingen bemerkt, nachdem Sie das Projekt begonnen haben? Wird jetzt vielleicht freundlicher gegrüßt oder? Ja, gut, das Gefühl habe ich schon, sagen wir es mal so. Wir hatten sogar ein Sportfest, das gut rüberkam, wo ich auch das Gefühl hatte, dass die Stimmung unter den Inhaftierten recht gut ist, in Anführungsstrichen, das ist im Gefängnis, ja, trotzdem recht gut ist. Ich würde mal so sagen, es ist insgesamt so, die Leute, es ist ja nicht unsere Aufgabe, ich formuliere es mal so, Leute, die inhaftiert sind, abzustrafen. Wir müssen sie sicher verwahren und betreuen und versorgen. Und zur Betreuung und Versorgung gehört nun mal auch seelsorgerische Betreuung. Das war die ganze Zeit schon gewährleistet durch die katholische evangelische Kirche und jetzt halt auch durch den Imam für die Muslime. Das ist wichtig grundsätzlich, wenn ein Mensch im Gefängnis inhaftiert ist, im Prinzip 24 Stunden in Anführungsstrichen gesetzt, ist ja nicht ganz so, aber etwa 24 Stunden eingesperrt ist es wichtig, dass er mal raus kann, nicht nur, dass er die Zelle verlassen kann, sondern dass er mit Leuten, wo er das Gefühl hat, die verstehen mich halt besser, also Staatsapparat, ja, mit denen reden kann. Das ist wichtig. Vorgeschrieben? Ja, es gibt einen Anspruch im Urhaftvollzugsgesetz auf religiöse Betreuung, ja. Und wir haben ein Grundgesetz in Deutschland, es ist ja auch ein Grundrecht, Anspruch auf religiöse Betreuung ist ein Grundrecht. Sie haben jetzt, glaube ich, von 140 muslimischen Häftlingen... Ja, es schwankt, in etwa, ja. Ja. Und wie viele davon sind türkischsprachig? Wir haben gerade aktuelle Zahlen erhoben. Gut, türkischsprachig weiß ich nicht, aber wir haben tagesaktuell 45 türkisch Inhaftierte und haben etwa 20, es können auch ein paar mehr sein, Deutsche mit türkischen Wurzeln. Und dann habe ich auch noch gehört, dass Sie hier Deutschkurs anbieten. Ja. Wie kommt das denn? Ja, das ist, denke ich, sehr wichtig, weil wir leben ja, wir sind im Zeitalter der Integration und wir wollen natürlich die Zeit nutzen, die die Leute hier sind, bei uns eingesperrt sind, dass sie irgendwas Positives auch mitnehmen. Und wie gesagt, da ist unser Beitrag, dass wir versuchen, den Leuten, die entweder keine deutsche Sprache sprechen oder nur rudimentär, dass wir die Zeit nutzen, den deutschen Unterricht anzubieten, damit sie auch deutsche Sprache besser sprechen und hier draußen besser zurechtkommen. Frankfurt Prognesheim Erkekler Hapishanesi'nde din görevli olarak hizmet veriyorsunuz. Burası Almanya'nın gerçekten en güvenli hapishanelerinden bir tanesi. Öncelikle biraz hem kendinizden hem de buradaki yaptığınız hizmetten bize bahsedebilir misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. İlgi duyduğunuz ve bu çalışmaları kamuoyuna yansıttığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Kısaca tanıtayım kendimi. İsmim Mustafa Cimşit. Gurbetçi bir ailenin çocuğuyum. 76'da Almanya'ya geldim ve burada tahsilimi tamamıyla burada yaptım. Din bilimcilik alanında uzmanlığımı yaptım. Şu an 6 aydır da burada manevi bakım hizmeti diye tercüme ettiğimiz Almancası Seelsorge olan bu hizmeti vermekteyim. Peki efendim bu hizmet yani bu proje nasıl hayata geçti? Bu projeyi destekleyenlerin arasında kimler var? Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenler öncelikle Frankfurt Türk
camileri çalışma birliğidir. Burada öncelikle Doktor Hüseyin Kurt Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Onun ön ayak olmasıyla, diğer arkadaşlarımızın da destek olmasıyla kendileri bu projeyi hapishaneye sundular. Hapishane bildiğiniz gibi Hristiyanlara zaten verilen bu manevi bakım hizmetinin Müslümanlara da verilmesini uygun buldu. Ve müdürümüz Sayın Frank Loeb beyefendi bu konuda olumlu karşıladı ve bu hizmeti başlatma fırsatı verdi. Vallahi çok güzel bir şey. Sadece işte biraz az olması bizi üzüyor. İsteriz ki yani hocamızla daha çok her hafta, mesela şu an tek 3 haftada bir geliyoruz hocamızla, namazımızı kılıyoruz. Ama daha çok olsa, en az haftada bir defa, daha çok seviniriz yani. Veya sohbetler olsa din üzerine daha mutlu oluruz. Evet. Şimdi arkadaşımız bu sürenin uzatılmasını istedi. Senin düşüncelerin ve isteklerin nedir? İşte ben yeni geldim buraya böyle. 3 haftadan beri buradayım. Arkadaş bana söyledi işte cuma namazına burada gidebiliriz. Ondan sonra ben de burada Antrak yazıyorum, cuma namazına gidebilir miyiz diye. Ondan sonra bekliyorum 3-4 gün sonra işte okey geliyor, namaza gidebiliriz diye. İşte ben de birinci sefer için buradayım. Arkadaş dedi gel cuma namazını kıl, güzel bir şey diye. İşte ben de geldim işte burada hocamızla işte namazımızı kılacağız bir gün. Güzel bir şey ya. Evet Sema Hanım. Frankfurt'ta gardiyan olarak görev yapıyorsunuz. Kaç seneden beri buradasınız? Mayıs 94'te göreve başladım. Eski Frankfurt'ta başladım yani. Bu hapishane yani. Ben eski hapishaneyi de tanıyorum. Bu da şimdi yeni hapishanede. Peki gardiyan olmak nasıl oldu? Nereden aklınıza geldi? Yani hayalim falan değildi. Abiturum yaptığım zaman tercüman teki bir şeyler anlattı. Sınavdan geçenleri anlattı. Yeni madde değişti. Ben de test olarak deneme için girdim ve başardım yani. Yani sonuç olarak yani hayalimdeki görev değildi. Ama memnunum görevimle. Şimdi iş arkadaşlardan da memnun olduğum için işimi seviyorum ve çoğunlukla burada bulunuyorum yani. Siz bu projeyi nasıl karşıladınız? Şimdi şöyle durum var. Bu projeyi çoğunlukla 10 yıldır değişik camiden, derneklerden adım atıyorlar ve çoğunlukla başarısız oluyor ve kendileri kurallara uymuyorlar. Şu an Cemşiz Bey burada. Kendisi güvenimizi kazandı. Biz ön güvenini kazandık. Onunla birlikte çalışıyoruz. Yani onunla ilgisi var. Yani belki Cemşiz Bey değil, başka birisi olsa belki bu proje 6 ay veya 6 ayda fazla sürmezdi. Çünkü kişi meselesi. Çağrım özellikle hem konsolosluklarımız, hem sivil toplum kuruluşlarımız, hem dini cemaatlerimiz bu konuda burada olan ihtiyaçlarımızla ilgili sorumluluk alırlarsa çok memnun olurum. İhtiyaçlarımızın karşılanması bağlamında kendilerini bu konuda hassas davranmaya davet ediyorum. Sarı Yıldız kazandırmaya devam ediyor. Her geçen ay daha büyük bir ilgi gören Post gazetesinin Sarı Yıldız yarışması bu ay az halı ve ota yıkama servisiyle sevindirdi. As Otomobil ve Halı Yıkama firması sahibi Abdülkadir Sarıbey, talihlilere 100'er avroluk çek hediye etti. Değerli Post'un sesi izleyicileri, Post gazetesinin ilgiyle takip edilen Sarı Yıldız yarışmasının bir ödül töreninde daha sizlerle beraberiz. Bugün Hamburg'un Neuenfelde semtindeki As Araba ve Halı Yıkama firmasındayız. Abdülkadir Bey'in iş yerindeyiz. Ve bugünkü talihlilerimize Abdülkadir Bey güzel bir hediye çeki hazırladı. Önce ben hemen hediye çeklerini vermesi için burada isimleri okuyorum. Aslı Dimçioğlu, hediye çekini hemen takdim edelim. Evet, diğer talihlimiz Gülcan Güngör. Çok mersi, teşekkür. Üçüncü talihlimiz Bedriye Gürcan ise izine gittiğinden dolayı bugünkü hediye alma törenine katılamadılar. Ben hemen böyle kısa talihlilerimizle görüşmek istiyorum. Gülçen Hanım öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok ne kadarlık bir hediye çeki kazandınız? Bir gösterir misiniz kameramıza? Buyurun. 100 euro herhalde. 100 euroluk. 100 euroluk. Evet. Hemen düşüncelerinizi alabilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz?
Yani öncelikle Post Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz bu bize hizmetinden dolayı. Sayın Abdülkadir Bey'e de teşekkür ediyoruz bu hediye çekinden dolayı. Ben daha önce kendisiyle çalıştım. Gelip evden alıyorlar kendileri. Kendilerinden çok memnun kaldım. Ben bu sene tekrar yapacaktım ama sağ olsun o önden bana bir hediye çeki gönderdi. Herkese tavsiye ediyorum. Onlara telefon açıyorsunuz, onlar gelip alıyorlar, size gerisin geri halınızı teslim ediyorlar tertemiz olarak. Tamam, daha önce müşterisi olduğunuz için o da bir güzellik gayet, olmuş. Evet, gayet memnunum kendisine. Memnunsunuz, halıları da güzel yıkıyorlar çok değil mi? Çok güzel, çok güzel onun için de. Peki eşe dosta da tavsiye ettiniz mi? Ettim. Hatta o biliyor kendisi, bayağı mahalleden toparladık. Evet. O zaman size özel bir prim falan vermesi lazım. Yok, sağ olsun, hayır teşekkür ederim. Yok, gerek yok, bu bize yeter. Evet. Bu bize yeter. Peki Post Gazetesi'ni nasıl buluyorsunuz? Ne zamandan beri takip ediyorsunuz? Valla kaç sene oldu unuttum ama biz 10 yıldız ama onu, evet ben 4-5 sene oldu ben Post Gazetesi'nde. Çok seviyorum, severek okuyorum her ay. Beğeniyorum da o şey köşeleri, yazarlarını, şeylerini kendim de bulmacasından özellikle de faydalanmak istiyorum. Daha çok bulmaca istiyorum gazetenizde. İşte güzel yani seviyorum, okuyorum. Peki Sarı Yıldız'a daha önce katılmış mıydınız? Hiç katılmadım. Bunu ilk bu. İlk defa. İlk defa. Ve de ilk defa da ben de tavsiye ediyorum katılın yani. Benim ilk katılışım çıktı. Peki, oğlum hatta bana geliyor. Yok dedi. Anne sana gelmez dedi. Ama geldi. Elimde şu anda. Herkese de tavsiye ediyorum. Post Gazetesi'ne üye olmalarını da tavsiye ediyorum. Reklam da versinler ki ayakta tutalım bazı yerel gazetelerimizi. Evet. Teşekkür ederiz. Peki şimdiye kadar niye katılmadınız? Yani gazete 5 yıldır geliyor dediniz. İlginizi çekmedi mi? Sarı Yok yıldız. Ya şey yapmadım bilmiyorum. Çekmedi herhalde. Düşünmedim de. Düşünmedim ama şimdi düşündüm. Bundan sonra katılacağım ama. Bundan sonra sürekli katılacağım. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben hemen aslanıma geçiyorum. Size de hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben de 5-6 senedir geliyor Post Gazetesi. Ben 1-2 defa göndermiştim. Baktım olmadı. Dedim bir daha da göndermedim ama son bir daha gönderdim. Kazandım. Yani 1-2 kere gelince kazanınca ümidinizi yitirdiniz mi? Öyle oldu. Ama yani herkese tavsiye ederim. Yani evet, o konuda gerçekten tabii çok mektup geldiği için çekiliş yapıyoruz. Şansa. Köşe yazarları oluyor, reklamlarından olsun, yemek tarifleri olsun. Güzel bir şey, ben okuyorum. Peki ailenizde nasıl? Çevrenizde, ailenize ilgi? Post Gazetesi'nin ailenizde de okuyan? Arkadaşlarıma da çoğuna geliyor. Birkaç arkadaşım da istiyor yani gelsin. Adresini artık vereceğiz, onlara da gönderin. Post Gazetesi haberleri falan takip etmek istiyorlar. Evet. Özellikle izin zamanı olduğu zaman çok işimize yarıyor. İşimize yarıyor, evet. Peki bugün bir 100 euroluk sizde hediye çeki kazandınız. Evet. Daha önce burayı tanıyor muydunuz sizde? Gazetede. Gazetede tanıyordum. Ondan sonra yani biz arıyorduk aslında halı yıkama yerlerini. Yani kendimize göre bir şey bulamamıştık daha. Yani uygun, daha pratik olsun diye. Evet. Daha iki komşumla yer biz... uzak olduğu için uzak gibi gelmiş olabilir ama evet. Bunlar evden de alıp evlerine servis yapabiliyorlar. Evet, birkaç komşum yıkatmıştı. Memnunlar. Yani dedik biz de yapalım. Kısmet bana oldu bu sefer. Evet. Yani. Bundan sonra yarışmaya katılmaya devam. İnşallah. Asıl araba yıkama ve halı yıkama yerini tavsiye etmeye devam mı? Devam. Oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Olun, Abdülkadir Bey sizden de kısaca ne verdiniz? Hediye olarak ne verdiniz? Onları bir anlatır mısınız? Süresine kadar. Süresiz. Yani süresiz. Süre yok. İstedikleri zaman ya arabalarını veya da hallarını yıkatabilirler. 100 euro değerinde. 100 euro değerinde. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizlerin aracınızla bunları gerçekleştirebildik. En azından yani halkımızdan milletim burada olan gerçekten büyük bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı gerçekleştirdiğimiz için de çok mutluyuz yani. Talihliler Aslı Dinççioğlu ve Gülçin Güngör 100'er avroluk çeklerini alırken Türkiye'de tatilde bulunan Bedriye Gürcan törene katılamadı. As Halı Yıkama firmasında kısa bir gezintiye çıkıyoruz şimdi. Şimdi As Halı Yıkama firması sahibi Abdülkadir Sarı Bey ile birlikteyiz. Abdülkadir Bey ne kadar süredir firmanın hizmet veriyor? Yaklaşık Hamburg ve çevresinde 2 senedir hizmet veriyoruz. Başka şehirlerde de firmanız var mı? Başka şehirlerde yok. Yalnız biz Neumünster, Kiel, Elmshorn, Pinneberg, Glückstadt
kadar yani bu 200 yani 150-200 kilometreye kadar alıyoruz yani topluyoruz. Talepleriz tabii. Hizmetleriniz nelerdir? Fiyatlarınız, hizmet koşullarınız nelerdir? Biz her türlü halı yıkamasını yapıyoruz. Onun yanında araba yıkaması yapıyoruz. Daha ilerisi için düşüncelerimiz var. Koltuk mesela. Evlere gidip koltuk yıkama düşüncemiz var. Onun dışında yorgan olsun, daha değişik masa örtüleri falan olsun, perdeler olsun. Yani bu düşüncelerimiz de var. Fiyatlarınız nelerdir? Fiyatlarımız makine halıları şimdilik birkaç sene böyle devam edeceğiz. Ondan sonra tabii ilerisi ne gösterir onu bilemiyoruz ama şimdi makine halılar 4 liradan yıkanıyor. Yün halılar 5 liradan yıkanıyor. El dokumu ve de ipek halı varsa onlar 6 ile 7 arası değişiyor. 5 lirada servis parası alıyoruz. Anladım. Evden alıyorsunuz. Tekrar evlere servis yapıyorsunuz değil mi? Evden alıyoruz. 3-4 gün içerisinde bir daha tekrar evlere servis ediyoruz. Yani geri teslim ediyoruz. Bize biraz iş yerinizi gezdirir misiniz? Burası bizim yıkama alanımız. Burası, burada halılar yıkanıyor. Ondan sonra arkada şeyimiz var, kurutma odamız var. Kurutma odası kuruduktan sonra kontrol odası var. Kontrol odasından da kontrolden geçtikten sonra bir daha müşteriye geri teslim ediyoruz. Burası gördüğünüz gibi bizim yıkama alanımız. Burası bizim kontrol odamız. Halılar kuruduktan sonra burada kontrol ediliyor. Ve müşteriye tertemiz bir şekilde geri gidiyor. İstersen kurutma odamızı da gösterebiliriz. Burası gördüğünüz gibi kurutma odamız. Daha yeni bitti zaten. Halılar orada yıkanıyor. Oradan buraya geliyor. Burada kurulduktan sonra yaklaşık 2 gün içerisinde kurulduktan sonra ondan sonra kontrol odasına, oradan da müşteriye geri gidiyor. Avrupa'nın helal gıda markası Selam Food, atılımlarını hızlandırdı. Avrupa'daki insanımızın helal gıda ihtiyaçlarını, özellikle de et mamulleri noktasında ihtiyaçlarının İslami usullere göre karşılanması amacıyla kurulan Selam markası, Köln'de Avrupa'daki tüm bayilerini bir araya getirdi. Toplantıya Selam Food firması Genel Müdürü Halil Ayhan başta olmak üzere, Pazarlama Müdürü Eşref Yücetaş, Medya Danışmanı Mustafa Macit, Avrupa'daki dağıtım ağında olan tüm bayiler ve basın mensupları katıldı. Selam Food Genel Müdürü Halil Ayan, kuruluşundan bugüne kadar firmaları hakkında kısa bilgilendirmeler yaptıktan sonra yeni dönemde yapacakları yenilikler ve atılımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bayiler toplantımızın hayırlara vesile olmasını, bol muhabbetli geçmesini niyaz ediyorum. Hepiniz tekrar ayrı ayrı hoş geldiniz. Pazarlama Müdürü Eşref Yücetaş, Selam Food'un tüm ürettiği mamuller ve yeni çıkaracağı mamuller hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Avrupalı Müslümanların helal gıda ihtiyacına cevap verebilmek için kurulan Selam markası, ilk kuruluşundaki felsefe, gaye ve hizmet aşkı neyse bugün de aynı gayelere hizmet ettiğimizin bilinmesi gerekir. Bu toplantımızın gayesinin gelince sizlerle fikir alışverişinde bulunmak, yeni bayilerimizi tanıştırmak, 2012 yılındaki olan yeni ürünlerimizle ilgili bilgiler vermek, daha birçok yenilikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2013 yılı bizim markamızın 30. yılı olması hasebiyle ürün yelpazesini daha da arttırmış olacağımızı ve 2013 yılının bir atılım yılı olmasını şimdiden bayilerimiz olarak sizlere müjdelemek isterim. Son olarak Selam Food firması medya danışmanı Mustafa Macit, yeni dönemde yapılacak medya atılımları ile alakalı bilgilendirmelerde bulundu. Bugün burada Selam GmbH'nın uzun zamandan beri arzulanan, özlenen, istenen fakat gerçekleştirilememiş bayiler toplantısını basınımızın huzurunda yeniliklerle yeni bir sezonumuzu açarak 30. yıl parolasıyla hep beraber başlatıyoruz. Ve bu kez adresimiz Ay Emek Firması.
Stuttgart'ta uzman personelle hizmet veren Ay Emek Bürosu, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki emeklilik işlerini sorunsuz bir şekilde hallediyor. Türkiye'de emeklilik artık çok kolay sloganıyla hizmet veren Ay Emek, vatandaşlarımızın işlemlerini A'dan Z'ye takip ediyor. Ay Emek Yönetim Kurulu üyesi Sosyal Güvenlik Uzmanı Ayhan Çalışkan, Avrupa'da yaşayan Türkiye'de emekli olmak isteyen vatandaşlarımıza bir dizi tavsiyelerde bulundu. Evet, Ay Emek'i bir tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Ay Emek GmbH, Almanya'da Alman hukukuna tabi, Alman Ticaret Odası'na kayıtlı bir şirkettir. Dolayısıyla Ay Emek ne yapıyor derseniz, Ay Emek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın emeklilik işlemlerini tamamıyla A'dan Z'ye bitiriyor ve vatandaşlarımız hakları neyse o şekilde emekli yapıyor. 3201 sayılı yasa nedir? 1963 yılında yurt dışındaki yaşayan vatandaşların emekliliklerle ilgili yurt dışı borçlamalara verilmiş olan bir haktır. Yurt dışındaki vatandaşlarımız Türkiye'den nasıl emekli olur? Yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımız birçok ülkelerle Türkiye'nin arasında anlaşmış olan anlaşmaya göre 3201 yasa dedik. 3201 yasaya dayanarak yurt dışı primlerini borçlanarak emekli haklarını elde edebiliyorlar. Evet, kim bu haklardan yararlanabiliyor? Kim bu haklardan yararlanıyor? Türk vatandaşı olarak doğuma yetiyor. Dolayısıyla Türk vatandaşları tabii ki olabiliyorlar ve daha sonra örneğin Almanya'da mavi kimliklere almış, geçiş yapmış insanların da bu haktan yararlanmaları iş mahkemesiyle mümkündür. Yani mavi kimlik kartı sahip vatandaşlar da bu yasadan yararlanabiliyor. Tabii ki bunun üzerine çıkmış olan iş mahkemesinde yüzlerce Yargıtay kararı var ve bu insanlara verilirken, bu mavi kimlikleri verilirken şu söylendi. Seçme ve seçilme hakkı dışındaki, bunu da inşallah umut ediyoruz ki değiştirecekler, onu da verecekler. Başta sosyal güvenlik olmak üzere bütün haklarınız saklıdır diye insanlarımıza verildi. Ve bu yasaya, bu kanuna dayanarak insanlarımız iş mahkemesine başvurup emekliliklerini elde edebiliyorlar. Size başvurulduktan sonra emeklilik işlemleri ne kadar sürdü? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında 4 haftada tamamlıyoruz. Peki mavi kart sahiplerini? Mavi kart sahiplerini bir 12 ay zarfında hesaplamamız gerekiyor. Evet, ay emekliliği tercih ettiniz ve ay emeklilikle birlikte emekli olacaksınız. Neler diyeceksiniz? Teşekkür ederim önce sorduğunuz soru için. Ayhan Bey'le bir toplulukta karşılaşmıştık. Karşımıza çıktı. Ay emeklilik bize kadar getirdi. Bize tercih etti. Biz de kendisini tercih ettik. Memnun kaldık. Onun için gelip gidiyoruz. İşimizde yol aldık çok şükür. Elhamdülillah inşallah olacağız. Evet Ayhan Bey, Raziye Hanım'ın işlemlerini tamamladınız ve şu anda parayı yatırdıklarını söylediler. Neler diyeceğim? Evet, Raziye Hanım bize geldiğinde tabii ki kendisi başvurmuş olsaydı Bağkur'dan olacaktı. Dolayısıyla Bağkur'dan olduktan sonra 9000 iş günü ödeme yapacaktı. Yanlış bir uygulama olacaktı. Türkiye ile Almanya arasındaki sosyal güvenlik anlaşmasına istinaden sigortalıyız biz. Biz de onu sigortaya kabul ettirdik ve dolayısıyla sigortadan Raziye Hanım şimdi şu anda işlemi yapıldı. Ödemesini de yaptık. Kısmet olursa en kısa zamanda aylık talebinde bulunacağız ve emeklilik maaşı başlamış olacak. Çok güzel bir ekip oluşturmuşlar. Ve bu ekip sayesinde bizim Türk insanlarımıza, Türk milletine faydalı olmaya çalışıyorlar. Ben memnunum diyeceklerim bundan ibaret. Herkese tavsiye ederim. Hagen'in merkezinde Türk mutfağının tartışılmaz temsilciliğini üstlenen Erc Osman Ocakbaşı, lezzetli mangal ve fırın yemekleriyle Türk ve Alman müşterilerinin gönlünde taht kurdu. Başarılı iş adamı Edip Erc Osman ve ekibi tarafından işletilen restoranda çorba çeşitleri, mangal çeşitleri, fırın ve tava yemeklerinin yanı sıra Türk mutfağının çeşitlerini bulmak mümkün. Güler yüzlü personelin sunduğu yemekleri Gaziantep'ten özel olarak getirilen ustalar özenle hazırlıyor. Etlerin alımından hazırlanışına göre her aşamanın özenle takip edildiği Erc Osman Ocakbaşı'nda müşteri memnuniyetinden asla taviz verilmiyor.
geniş ve ferah bir ortama sahip olan Erci Osman Ocakbaşı Restorant'ta doğum günleri ve özel yemekli toplantılar ve iş yemekleri düzenlemek mümkün. Şimdi mikrofonumuzu önce müşterilere ve sonra iş yeri sahiplerine uzatıp görüşlerini alalım. Vallahi merkezi bir yerdir. Yemekleri çok temiz. Yani her şey mükemmel, hoşumuza gitti. Artı sahibini de tanıyorum. Aile dostumdur. Severek buraya geliyorum. Buranın atmosferi hakkında... Çok aile hoş. Ortamı. Aile ortamıdır. Çok hoş. İnsanlar çok rahatlıkla çoluk çocuğuyla gelip yiyip içip oturabileceği bir yer. Tavsiyeleriniz var mı? Şu da olsaydı diyebileceğiniz. Vallahi benim aradığım şeyler var. Balığı çok seviyorum. Balık var. Haftanın iki günü balık yapıyor. Bunun dışında ızgara çeşitleri var. Yani yemekler şahane. Ustaları çok temiz, çok titizler. Her şey hoşuma gidiyor. Ustaların özellikle Gaziantep'te getirildiğini biliyor muydun? Biliyorum. Ustasını tanıyorum çünkü. Bundan dolayı da buradayız zaten. Eşim ızgarayı çok seviyor. Bu nedenle buradayız. Edip Bey, öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Hagen'e böyle güzel bir mekan kazandırdığınız için. Neler söyleyebilirsiniz bize? Ya Hagen'e böyle bir restoran gerektiğinin farkında oldum. Ben kendi başka bir branşta geliyorum, kuyumculuk branşında. Ya biraz da zevkime düşkün olduğum için böyle bir şeye gerek duydum. Yani Hagen'ları da bekliyorum. Ya geliyorlar da şu anda kısa sürede çok çabuk tuttu burası. 11. ayın 2011'in 11. ayında bu yana açız burası. Şu anda Antep'in lezzetini getirdik desem inanın yani. Gerçekten çok lezzetli şeyimiz var yani. Mangal ürünlerimiz var, çeşitlerimiz. Yani herkesi bekliyoruz diyorum yani. Siz 17 yıllık bir iş adamı olarak yemek zevkine düşkün olan iş adamlarına neler söyleyebilirsiniz? Buradaki sizi diğer mekanlardan ayıran özellik nelerdir? Ya, şimdi ben burayı açarken kendi zevkime göre açtım. Zevkime de düşkün olduğum için. Onun için gelecek şimdi iş adamları ve gelecek müşteriler, yani kendini zevkten anladığım için burada da çok zevk alacaklarına eminim yani. Bekliyoruz, gelsinler görsünler bir. Geldiklerinde neler bulacaklar burada? Hangi tür yemekleri bulacaklar? Buraya geldiklerinde en çok bizim ızgara ve balık çeşitlerimiz var. Ondan sonra tava çeşitlerimiz var, fırın çeşitlerimiz var, tatlı çeşitlerimiz var. Ya bunların hepsini görebilirler yani. Özel istekleri olsa onu da yaparız. Bir de gördüğümüz kadarıyla burayı Almanlar genelde tercih ediyorlar. Bir de Türk mutfağını onlara tanıtımı konusunda büyük bir görev üstlenmiş bulunuyorsunuz. Alman müşterileriniz buraya geldiklerinde neler söylüyorlar size çıkarken? Tabii ki şimdi Alman müşterileri yani Hagen'da böyle bir yerin gerektiğini biliyorlardı. Çünkü öbür mutfaklar, öbür internasyonel mutfaklar çok Hagen'da. Böyle Türk bir yeri çok değil yani, Hagen'da fazla da yok. Geldiklerinde çok zevk aldıklarını, lezzetli olduğunu söylüyorlar. İyi ki açmışsınız diyorlar bize. Kamil Bey buranın işletmeciliğini yapıyor. Kamil Bey, bize neler söyleyebilirsiniz? Ramazan Bey, ben uzun yıllardan beri bu işe uğraşıyorum. Yani Türk mutfağı olsun, İtalya mutfağı olsun. Ondan sonra Hollanda'da yaşadığım zamanlarda Hollanda mutfağı olsun. 6-7 yıldan beri Hagen'de yaşıyorum. Hagen'de böyle bir Türk restoranı olarak eksikliği gördük yani, daha doğrusu. Edip Bey ile beraber böyle bir şey yapmak istedik. Bir Türk mutfağı olarak halkımıza sunmak istedik. Hagen'deki, Dortmund'daki, çevredeki bütün insanlarımıza güzel insan ailesiyle beraber gelip burada rahatça bir yemek yemeleri için böyle bir hizmet verdik. Güler yüzlü personelimiz, yani zengin mutfağımızla, ızgara çeşitlerimizle bütün halkımızı bekliyoruz. Yani gelsinler, denesinler, görsünler. Ona göre bir karar versinler. Evet, şimdi işin mutfağındayız. Ocağın başında bütün gün harıl harıl terleyen, çalışan ustanın yanındayız. Ustam, önce bir tanıyalım sizi. Ben Hüseyin Usta. 20 senedir Hagen'deyim. 40 senedir kebapçılık yapıyorum. Ocakbaşıcıyım. Hagen'de aslında bir ihtiyaç olarak burası açıldı. Edip Bey, Erci Osman açtı. İhtiyaç olarak bir ihtiyaç vardı. Neden ihtiyaç vardı? Çünkü böyle bir yer gerekliydi. İnsanların ailesiyle rahat gelip oturup dinleneceği bir yer. Ondan sonra bizim özelliğimiz, biz müşterinin damak tadına göre hareket ediyoruz.
Tabii ki öncelik müşterinin memnuniyetidir. Siz yemekleri hazırlarken tabii bunun bir öncesi var. Evet. Etlerin alımı var, evet. Hazırlanışı, terbiyesi ya. Var. Nelere dikkat ediyorsunuz orada? Biz öncelikle alışveriş yaptığımız yerlere çok dikkat ediyoruz. Mecburuz yani dikkat etmek zorundayız. İçeride temizliğe çok önem veriyoruz. Personelimizin arasındaki şey yani ilişki, arkadaşlık ilişkileri çok iyi. Yani her şey çok güzel. İsviçre'nin başkenti Bern'de hizmet veren Altay Travel, İsviçre'deki seyahat acentesi sektörünün güvenilir temsilcilerinden birisi. Çeşitli kartırlar, özel uçuşlar ve otomobil kiralama bilgi ve detayları konularında müşterilerine kusursuz hizmet veren Altay Travel, müşterilerinin son dakikalarda oluşan avantajlı fiyatlardan yararlanmasını sağlıyor. Altay Travel, tüm dünya ülkelerinin uçak biletlerinin rezervasyon ve satışını en uygun koşullarla direkt ve kolayca yapabiliyor. Tecrübeli turizmci Orhan Ünaldı, hizmetlerini mikrofonlarımızla paylaştı. Size şunu sorsam Orhan Bey, siz Bern'de, İsviçre'nin başkentinde neredeyse tek Türk seyahat acentasısınız. Bu bilgi doğru mu? Doğru. Bern ve civarında Türk Hava Yolları'nın tek resmi satış acentası bizim ofisimizdir. Ama diğer hava yollarını da satışta problem yok. Kesinlikle. Türk Hava Yolları'nın dışında Sun Express ve Pegasus Hava Yolları'nda direkt kendi direkt satış acentasıyız. Ama sadece bilet değil tabii ki. O paket programlarınız da var mı? Kesinlikle doğru. Antalya bölgesinde Belek, Side, Alanya ve Kundu bölgesinde çalışmış olduğumuz oteller var. Oralara da hem kendi vatandaşlarımızı hem de İsviçreli vatandaşları istedikleri otele en ucuz bir şekilde göndermeye gayret ediyoruz. Peki özellikle bu Herbstferien dediğimiz sonbahar tatili 3 hafta bu sene İsviçre'de. Evet. Yani otellere gitmek için özellikle mevsimden dolayı da Türkiye'de uygun olduğu için şartlar özel paketler, özel programlar var mı şu anda? Tabii. Temmuz ayında olduğu gibi Ekim ayında da yine bir haftalık veya iki haftalık paket programlarımız var. Onların da satışlarına devam ediyoruz. Ailelere yönelik çalışmalarınız var mı? 2 veya 3 çocuklu ailelere yönelik. Tabii. Yani her otelin konsepti farklı. Aile otelleri var. Her aileye göre elimizde mevcut oteller var. Peki en son şunu sorayım size. Bu sene bir turizmci gözüyle baktığınızda siz sanırım 20 yılı aşkın bir süredir turizmle uğraşıyorsunuz. Türkiye'ye yabancılardan talepler artıyor mu günden güne, yoksa bir sabitleşme durumu söz konusu mu? Evet, dediğiniz gibi ben sektörde bu sene 19. senem bitti. Bu sene geçen sene nazaran bir düşüş var Türkiye'ye. Onu da tabii ki sebeplerini bilemeyeceğim, fakat geçen sene nazaran bir düşüş var. Merkezi Dortmund'da bulunan eBay Telekomünikasyon Şirketi, Hattingen'deki şubesinde topladığı 2000 avroluk yardımı kimsesiz çocuklara bağışladı. Hattingen şubesinde gerçekleşen yardım törenine eBay şirketi adına Sinan Erol, Çocuk Esirgeme Kurumu Hattingen Şube Müdürü Andreas Gertke ve Vodafone Telefon Şirketi adına Ulf Schmidt Dodermund katıldı. Yardım töreninin ardından yetkililer duygularını mikrofonlarımıza paylaştılar. Bugün çok önemli bir proje imza attınız. Dünyada aç ve yoksul çocuklara bir yardım gönderiyorsunuz. Duygularınızı alabilir miyiz? Duygularımı. Şimdi dünyada tüm çeşitli ülkelerde aç veya kanlı olmayan çocukları, yani çocuklarımız var. Onlara da bir yardım etmek istedik, bir destek olmak istedik. Biz de Hattingen'de bir ayva şirketi olarak Hattingen'deki Kinoşuk'la beraber güzel bir proje yaptık. Ayva şirketini kısaca bize anlatır mısınız? Neler yapıyor? Hangi alanda aktifler? Ayva şirketi şimdi tüm telekomünikasyon sektöründe cep telefonu, aksesuarlar, Vodafone'un telefonu, yani tüm telekomünikasyon sektöründe operatörlerle beraber çalışıp ve bizim vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Kaç bayiniz var? 13 tane. Bunlar hangi şehirlerde? Değişik şehirlerde. Zorsta var, Dortmund'da var. Hattingen'de dediğim gibi Beter'de,
Gazik yakınında, Eskişehir'de. Biraz da bu aksiyona geri dönersek, bu yardımı toplamak için neler yaptınız ve kaç euro topladınız? Tam 2000 euro topladık. Yani çok memnunuz bu bir, yani bu büyük bir rakam. O yönden çok memnun kaldık. Bu rakamı toplamak için de biz müşterilerimize cep telefonu hediye ettik. Hazır kartlı cep telefonu. Herkes de gönlünden ne koparsa ufak bir kutuya para attı. Ona göre de tam şimdilik de bugün 2000 euroyu kitle şutunda teslim ettik. Bundan sonra bu tür aksiyona devam edecek. Tabii mutlaka.